Çoğul gökleri kaldıranın, ol deyince olduranın, 99 adıyla. Güzeller güzeli Efendimiz'e, onun sevgili Ehl-i Beyt'ine sevgi ve sonsuz merhabalar olsun. Aziz varlıklarıyla Milli Düşünce Merkezi'ni şereflendiren siz değerli dostlarıma, misafirlerime, sayın hanımefendilere iyi akşamlar diliyorum. Bu imkanı bize tanıyan Milli Düşünce Merkezi'nin kurucusu, değerli devlet adamı, Sayın Bakanımız Sadi Somuncuoğlu Bey'e de bana bu fırsatı verdiği için sizlerle birlikte kucaklaşıp, ağlaşıp, çığırışıp, birlikte söyleşmemize imkan verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca buraya söyleme demişti ama sıkıntılı bir haliyle teşrif eden Mevlüt Ulu Tekin hocama yarın ufak bir operasyon geçirecek. Sizlerin de duasını temenni ediyorum. İnşallah Allah şifalar ihsan etsin. O güzel kalemiyle, o bilge kişiliğiyle, Türk devlet geleneğiyle, Türk kültürüyle bize ufuklar açıyor. Ayrıca bütün işlerini bırakıp değerli hemşerim Profesör Doktor İlhami Durmuş Hoca bugün buraya sizlerle birlikte söyleşmek, biz fakiri dinlemek için buraya kadar teşrif etti. Bizim Bilge Kağan'ımız o, Alper Tunga'mız, o Atilla'dan beri gelen zihnimiz, devlet zihnimiz, Orhun'un toprağını bizlere getiren, buraya da teşrif ettiği için ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir ikinci bu hususta şunu söylemem bana bir borçtu. Ta Balgat'tayken bu Milli Düşünce Merkezi beni bir toplantı esnasında bularak buraya bu güzel insanlarla birlikte buluşturmaya vesile olduğu için Necdet Özkaya hocamıza da şükranlarımı sunuyorum. Ta o günden beri hocayı hep bu yönüyle anarım. Hoca beni bir gün Oktay Agah Güner'in orada bir böyle bir hemhal oluyorduk, bir fasıl halindeyken Ömer hocaya, onun da burada kulaklarını çınlatıyorum. O da bugün gelemedi, beni dinlemek istiyordu. Beraber olmayı istiyordu. Ömer hocayla Necdet hocamız, Necdet Özkaya hocamız sizlerle birlikte böyle kucaklaşmayı o sağladı. Allah ona da sağlıklı, hayırlı ömür versin. Anıl Çeçem hocam bütün bu kadar işlerinin yoğunluğu arasında gönlünü, yüreğini bu devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bu büyük düşünürümüz bizim aramızda bizi dinlemek için, bu fakiri dinlemek için gelmiş. Ona da hoş geldin diyor, teşekkür ediyorum. Telat Bey, Türk devletimizin milli çıkarlarını o mahkemelerde o altın kalemiyle, o yüce savunusuyla Telat Çalk hocamız bu hasreten buraya onun için geldi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ki bugünkü konumuz olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde o koç yiğitlerin evlatlarından birisi olan o Seymen Alayı'nın o doh doh diye yürekler vurarak Keklik Pınarı'ndan, Kızıl Yokuş'tan ta bizim bir çınarımız var hükümet konağının oraya. Oraya getiren o koç yiğitlerin tonunlarından Ertan Göksu abimize de hoş geldin diyorum. Allah onların geçmişlerinize, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Kırım'da o Kırım'ın, o Bozkır'ın, o sonsuz o oksijeni var.
o oksijenini kısmak istiyorlar o Kırım'da. Mehmet hocamızı burada biz inşallah Atatürk'ün Ankara'ya gelişine, şimdi Ankara nasılmış bir göreceğiz. Neymiş o gelen, hep birlikte yaşayacağız inşallah. Allah nutkumuza açıklık versin. Buradan da ta Kırım'a, oralara selam olsun. O bizim atalarımızın yattığı yere. İnşallah Allah onları da bu sıkıntıdan kurtarır. Kısaca biz fakirin bir özgeçmişini, ben Ankara'nın 800 yıllık bir yerli Kızılcahamam'ın eski adıyla Kurtlar Vadisi, Kurt Boğazı, İncik Boğazı, Encik, kurdun yavrusuna Encik denir bizim o havalide. İsmini oradan alıyor oralar. Onun sağ tarafı bizim yerleşim alanımız. Yabanabat Şorba kazası, annemin babası olan dedem, Saadettin dedem, nur içinde yatsın sizlerle birlikte bütün geçmişlerimizle. Bir tarafımız o, kurucu aile. Öbür tarafımız Sallamelerde Ulu Karaören. Yukarı Yüksek Karaören, Büyük Karaören dedikleri Yukarı Karaören. Bir de Aşağı Karaören'i var. Benim ceddim oranın da kurucu ailelerinden. Yani yerleşik İhtalık Alaaddin Keykubat zamanında. Ben Ankara'da doğdum. İşte tabii Ankaralıyız. İlk orta yüksek okulu burada Ankara'da yaptık. Deniz Kuvvetleri'nden emekli oldum. Sivil memur olarak 2001'de. Kıbrıs Harekatı'nın ikinci safhasıyla birlikte ben o görevdeydim. İşte 26 yıla yakın orada görev yaptık. Edebiyatla, şiirle küçüklüğümüzden beri biz hemhal olduk. Öyle bir herhalde çevrede, ortamda kendimizi bulduk. Şimdi burada da ömrümüzün bu safhasından sonra Allah ne kadar ömür verirse devletimiz için, milletimiz için gönlümüzü, yüreğimizi ortaya koyacağız. Hep sizlerin diğer gam dünyalarınız gibi. Şimdi bugünkü konumuza gelebiliriz herhalde. 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi. Bir de şunu belirtmek isterim. Bugünkü konunun başlığını değerli bakanımız, büyüğümüz Sadi abi koydu. Türk'ün Kızıl Elması Ankara. O bu Zümrüt'ü Ankara'sı burası. Ankara'nın. O böyle istedi. O Zümrüt'ü Ankara'ya inşallah Allah bizleri layık kırar. Nasıl bir Zümrüt'ü Ankara'ymış inşallah şimdi birlikte göreceğiz. Bu ufak notları ben size bazı şeyleri konuşurken dağıtmamak için bir göz atmak için almıştım. Bu notlara falan fazla şeyimiz yok. Sizi burayı görüp de gözünüzü korkutmasın. Kısaca Ankara'yı bir tanıtmak istiyorum. Yani Ankara, Ankara olmadan evvel. Ankara'da zaten tarih hocamız da burada. O kendisinin ilhamı hoca. Burada ayrıca ben bu İskitlere, Hunlara, o kısımlara girmiyoruz. Ankara, Hititler, Frigler, arkasından Romalılar, efendim Romalılardan sonra Bizans, bir takım Perslerin burada biraz şeyi var ya, onlar kalıcı olmamış. Galatlar var, yani Friglerle birlikte Galatlar. Bu belki ilerleyen bölümlerinde unutmazsak oralara kısa kısa dokundurma yapacağız. Bu şeyden, Gordium kısmından bu havaliye. Konumuzun tabii sadece o şeyi, bir dokundurmaları. Daha sonra buranın Bizanslardan sonra malum Türkiye'nin, Anadolu'muzun öz evladı olan Türklerin, artık Türklerin, Selçuklu.
Selçuklular, Türkleri ben genel olarak yani ayırmıyorum. Selçukluların, Osmanlıların ve bugün işte içinde nefes aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin. Şimdi Ankara ismini bunlara getir, buralara notları aldım size kısa kısa vereyim diye. Bu Ankara, Ankuva, böyle çapa şey işte o bunların hiçbirisi değil. Ankara ismini ta Baykal'dan, bizim iki tane hilalimiz var. Birisi böyle, birisi böyle. Haritaya baktığınız zaman birisi Balkaş Gölü, terstir, ters hilal. Öbürü de Baykal Gölü, ters muz gibidir, hilal. Oradaki Ankara çayından, bu Ankara çayı bütün Orta Asya'da bütün sular bu göllere dökülür. Sadece bir şeyimiz var bildiğim kadarıyla hocam. Baykal Gölü'nden Ankara çayı İrtiş Irmağı'na akar. Meydanlar Rus'ta vardır bu bütün detayları. Şunun detayı, bu kısım değil de dünyanın en leziz suyu, içme suyu. Çok nefis bir suyu var bu oksijen bolluğu yönünden. Ankara çayı buradan İrtiş'e doğru, yukarıya doğru Yenisey'e doğru gidiyor. Yenisey'de Kuzey Buz Denizi'nden dökülüp gidiyor. Dikkat ederseniz o öbür tarafta var. Bu haritada şey pek yok. Ters şu şekildedir. Ters muz şeklinde. Öbürü de Balkaş böyle. Yedi su Fergana Vadisi'nin olan. Yani bu ileride gelecek hilali biz önceden biliyoruz. Şimdi zaten Göktürk tam kallarında, sikkelerinde Bilge Kağan'ın parasında da hocam zaten şeylerde İlham Hoca da o üzerinde çalıştı. Hem de Tika. Bizim ay ve yıldız yakın bir vaziyette var. Yani bu İslamiyet'ten önce Göktürkler devrinde hilal ve yıldız, yani hilal İslam'ınsa yıldız Türklerin, bu kadar güzel örtüşmüş ama orada bunlar Türkler İslamiyet'le tanışmadan, yani daha önceki gök dininde, yani vahdaniye, yani tevhid dininde iken o yüksek Türk kozmolojisinin vahdaniyet sırrı içinde bu hilal ve yıldız zaten var. Bunlar artık biliniyor. Fakat İslam'la birlikte bu da bize bir sembol olmuş halde. Bu Ankara ismini buradan alır. Ankara. Ankara çayından. O da işte Yenisey'e. Yenisey değil mi hocam? Yenisey'e. Yenisey'de Kuzey Buz Denizi'ne dökülür. Ankara'yı bu şekilde söylemiş oldu. Ankara'yla buradan şeye geçmeden evvel Ankara'yla 1073'te ilk temas. 1071'de Malazgirt'te den sonra Alparslan 72'de yukarıda Orasan Kalesi'nde Yusuf Hamamavi tarafından şehit edildikten sonra bıçaklanınca daha sonra Türkler buraya Anadolu'ya hızla işine yayılmaya başladı Melikşah'la birlikte. İlk temas normal hepimizin genel bildiği gibi 1073'te Ankara tamamen Selçuk Türkleri. Ankara'yı Türkler aldı 1073'te. Artık tamamen oradan sonra da bu safa safa yürüyor. Ankara'nın vaziyetini bu şekilde yani geçmişle ilgili söylemiş oldum. Buradan aşağıya doğru geliyoruz. Burası bir ahi şehri. Selçuklulardan itibaren. Bu dikkatinizi benim bu konuşmam böyle birer ufak ufak dokundurmalar olacak. Çünkü sizlerin birikimi şeyi benden daha çok. Sadece nasıl bir şehir? Bu şehrin bir hikayesi var. Bu şehir, o bastığımız yerler acaba neydi? Halbuki bir gün yoruldunuz, bir duvara sırtınızı koydunuz. Orada bir şey var. Şimdi görürüz bakalım ne var. Yani buralar hep biz bir şeyleri misafir etmişiz. Güneş Hüseyin Gazi'nin oradan doğar. Akşam güneşi Ayaş Dağları'ndan biraz böyle sarı güdülü öbür taraf yazın, yaz günü
böyle gider. Burada bir katran rengi, kızıl renk, yeşil renk, sarı renk, beyaz renk oluşur. Akşam oldu mu? Bu akşam olduğu vakit bunu izlemeniz için söylüyorum. Mesela yukarılarda Ümitköy tarafında veya bu Oran tarafında Ankara'yı Hüseyin Gazi tarafını görenler orada baksın diye. Akşam olunca bu güneş batmaya başlar Ayaş Dağları'nın ardından. O güneş batmaya başlayınca o lacivert renkli akşamlar var. Bu tam güneşin batma zamanı. O kehribar renkli akşamlardan lacivert renkli akşamlara, geceye doğru dönüştüğü zaman Hüseyin Gazi, Memlük Sultan, Hacı Bayramı Veli, Karaca Bey bir mana tacı gibi Ankara'nın üstüne düşer. O hafif bir sessizlik vardır burada. Ankara böyle bir sessizliğin içine, çok güzel bir mistik sessizliği vardır. Ondan sonra güneş kaybolur. O katran, o şeyde, karanlıkta, zulmette artık keder, hafif keder beslenir orada. Bu Ahi şehri, Atatürk, biraz sonra Atatürk gelecek buraya. Atatürk gelmeden evvel Ahi şehrinin bir cumhuriyetliği var. Bunu da arz edeyim. Zaten belki bir kısmınız biliyordur bunu. Gerek 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra, çok az bir nisbette, 1243 Alaaddin Keykubat 1237'de vefat etti. Yani öldü, ya zehirlendi. Alaaddin Keykubat'tan sonra o oğlu 1. 2. Gıyasettin Keyhüsrev, bu zalim oğul, bu Kösedağ Savaşı'nda, bu kaçtı zaten Moğolların Baycu'nun önünden. O kendisi çekildi gitti. Tepelendi zaten, sonra da geberdi gitti. Bu burada bir kısa bir Ahi devleti var. Ondan sonra 1305 ile şöyle geliyoruz. Selçuk'u çabucak atlayıp, sadece Ahilik olduğu için, Ahi Cumhuriyeti'ni anlatmak için. 1299 resmi, işte Osmanlı İmparator, Osmanlı Devleti Söğüt'te kurulduğu zaman Dumaniş'te Ahiler, orada biraz sonra anlatacağız o han kaldırmayı. Zaten bizim bugünkü konumuz çığırışıp, söyleşip ağlaşacağımız yerler oralar. Han kaldırma ve sadaktan ok çekme ve hanı yağma. Ahiler Osman Gazi'nin etrafında bir çember olup onu bir han kaldırma töreni yapmışlardı, bir Oğuz geleneği. O da Ankara bunu milli hafızasında muhafaza ediyor burada. Şimdi 1305 ile 1355 arasında Ankara, müstakil Ankara Ahi Cumhuriyeti. Yani cumhuriyet tabiri belki o gün için geçmiyor ama sebebini hemen arz edeceğim. Şöyle, işte Germiyan Beyliği var, işte Karaman Beyliği, bunlar bir devlet ve sülalenin üzerinden gidiyor. Halbuki burada bir Ayan Meclisi var, Ahi Konseyi var. 1305 ile 1355 arasında o 50 senelik devlede Ahi Konseyi, Ankara Ahi, bu aslanlar otağı, onun için o Aslanlı Camii, aslan var zaten şeyinde, direğinin birisinin yükselişinde. Bu Ankara aslanları, bu Ahi aslanları, bu konsey yönetiyor. Konseyde bir melik seçiyor. Buna Ankara emiri deniyor. Emir bunun inzibat muhafaza yönünden, yani güvenlik işlerini, o da Ahi konseyine, yani bu Ayan meclisine, yani şehir meclisine, şehir meclisi tarafından yönetiliyor. Ne zamana kadar? İşte 1355, yani 1354'te, burayı hızla geçelim diye, 1354'te Orhan'ın, Ankaralılar Orhan'a biat etti. Orhan Gazi'ye. Onun için Ankaralılar Orhancıdır, yani Orhan Gazi'cidir. Orhan'ı çok severler.
Süleyman Şah, yani Gelibolu'da şehit olan Süleyman Paşa 1354'te Ankara'ya doğru geldiği zaman Ankaralı ahilerle birlikte artık Ankara tamamen Osmanlıların, yani Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı'ya tabi oluyor, biat ediyor. Çünkü o devlet sırrını muhafaza ediyor. Durum budur. Atatürk bu hususu biliyor. Bu hususu bildiğini de söylüyor. Bu Atatürk'ün hatıralarında da var bu. Ankara'ya gelmiştim diyor. Bu doğuya, Muş'a, doğu seferine giderken, doğuya giderken, bu güneye de inerken bir kısmı buradan geçti. Atatürk kendi hatırasında Ankara'ya geldiğinde diyor, daha önce diyor bir okumuştum diyor. Burada bunu öğrendim, gördüm diyor. Yani Ankara'da bir cumhuriyet var. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde Samsun'dan da daha yola çıkmadan evvel bir takım bu şeyler, Türk kozmolojisi Atatürk'te tamamen mevcut. Zaten kendisi de gelince söylüyor. Biraz evvel söylediğim Ankara ismini nereden alır? Atatürk'ün var. Şöyle resmi hatırlasınız. Altay Dağları'nı gösteren bir resim var. Ankara bir okulun içinde ismini nereden almıştır deyince elini şöyle yapıyor. Aha! Buradan! Diye gösteriyor Atatürk. O şey malumdur, gözünüz önüne gelir. Altay Dağları ile Orta Asya'yı gösteren Atatürk haritada. Orada bu Ankara'nın isminin Angara çayından aldığını gösteriyor. Şimdi bu Ankara'da Ankara iki kere, burayı da akılda olsun diye, yani hafızada iki kere Büyük Beylerbeyliği'nin yönetim yerini nehaiz. Bunlardan birisi Varna şehidi. Said abi ile de kabrine, oraya da gittik. Varna şehidi Karacabey. 1444'te o şeyin, 2. Murat'ın atının ordu rica etmek üzereyken atının dizgininden tutup "Nereye devletlum? Nereye?" dediği zaman "Bırak hoca, bırak araca, görmez misin? Ordu rica ediyor." Geri çekilip biraz sonra atlayacak. "Devletlim, an bu andır, şimdi!" diyor. Sultan Murat, o büyük zeka, hemen durumu fark ediyor. Ordu senin arkandan gelir. Şu an atla. Bu zaten hem Halil İnanç'ın hem Uzun Çarşı'nın hem Varna muharebesinin detayları içerisinde var. Ordu çok kısa zamanda Ricat'ten malum işte 1449'da, orada da 1444'te şehit oldu. O tahnit edilerek vücudu o şehidin, Ankara Beylerbeyi Karacabey'in oraya tahnit edildi. Şey, Türk geleneğinde zaten o var buraya. İkincisi de 1561'de Kanuni Sultan Süleyman'ın, yani Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi iken bu Cenab-ı Ahmet Paşa cezaevinin karşısında, şimdi malum olan Cenab-ı Ahmet Camii, bizim deyişimizde yeni cami, Sinan'ın kalfasının veya Sinan'ın rivayete göre yaptırdığı o kubbeli cami. Böyle Ankara'nın da böyle bir şeyi var. Yani bunları bir hatırlatmak bakımından söyledim. Evet. Ulucanlar cezaevinin karşısında. Oraya gittiğiniz zaman gidin, bir Fatiha'mız o nur içinde yasınlar. Hacettepe Camisi'nin yerinde söyleyin de bilsin yani. Hacettepe'nin yanı üstünde. Ulucanlar. Evet. Ulucanlar sağ tarafta. Bu şey kısımlarını geçiyorum efendim. Buralara sizlerin şeyin anma ufak ufak notlar almıştım, onlara ileteyim diye. Bu Ankara'ya nereler bağlıymıştı, onları geçiyorum.
İnşallah. Saat 8.10 var. Şimdi Samsun 1919 Samsun, o son Türk Hakanı'nın yürüyüşü. Samsun, Erzurum, Sivas, Atatürk. Bu sizlere buraya bu kitapları şey için getirdim, göstermek için. Zaten Ceyhan Atuf Kansu'nun babası, merhum Müfit Kansu, bu şu kitap. Bunu muhakkak okuyun, ikinci cildi. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le Ankara'da. Şimdi biraz sonra o güzellikleri, o gümürtüyü, birlikte yaşayacağımız o Ankara'daki o Seymen alayını da burada şey yapıyor. Fakat bütün bu detaylar burada var. Yani Erzurum, yani muhakkak bunu okuyunuz. Bir iki ben sizlere fotoğraf da şey yaptım, nasip olursa, onları bir gösterme imkanı olursa. Şimdi bu Kayseri, oraları hatırlatmak için, gönlü kalmasın. Sivas, Kayseri, Hacı Bektaş, efendim, Kırşehir, bu Hacı Bektaş, işte Kırşehir yoluyla Mucur, uğradığı yerler açısından söylüyorum. 26 Aralık'ta, yani orayı geçiyorum, çok güzel tatlı notlar almıştım. Yani zihnimdeki notları değil, bizim büyüklerimizin de onları, çünkü Beynama 26'sında Beynam ormanlarına gelir. Burada şeyi anmak lazım, Çelebi, Hacı Bektaş Çelebi'sini, hem Celaleddin Efendi'yi hem Salih Baba'yı, bütün şeyiyle Atatürk'e bağlılarıyla birlikte Atatürk'e biatını yapmıştı. Seninle birlikteyiz paşam diye. Konumuz 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve Seymen alayı olduğu için oraları geçiyor. Oralarda çok hicranlı, çok duygusal sahneler var. 27 Aralık, 26 Aralık'ta Beynam'da Atatürk araba batar orada. Çünkü akşamdan yağmur yağmıştır. Çamur 27 Aralık gece, 27 Aralık'a yaklaşıyoruz. Zaten lastik patlamıştır. Keçeden, şeyden, lastiğin, arabanın tekerinin içerisine doldurulmuştur. Bunları da biliyorsunuz, hatırlatmak bakımından. Beynam'da kalır. Beynam köyünün muhtara, muhtarda gece yatar. O arada üç araba birden geliyordur. Atatürk'ün arabası Mercedes Benz. Benz marka bir araba. Rauf Bey'le Ceyhun Atıf Kansu falan, paşa nerede? Bakıyor muhtarın içeride uzanmış yatıyor. Evinde o onlardan ayrılmış. Beynam'da tabii o gün geçe 27 Aralık ertesi gün. Şimdi Ankara'da 27 Aralık'tan önce Ankara'da ne var? Şimdi Ankaralıların bir meydan okuyuşu var. Ali Fuat Paşa burada, çünkü Ulu Kuşlay'ı da anmadan geçemeyeceğimi söylemiştim Macide'de. Ulu Kuşla bizim 20. Kolordu Ankara'da, o sırada kolordu diye bir şey yok. Kolordunun bir tümeni olması gerekir. Çok küçük. Küçük inzibat güçler bizim. Askerlik şubesinde var. Küçük şeyler. Burada iki Fransızlarla 27 Aralık'taki gün için söylüyorum. 27 Aralık'tan önceki günler ve 27 Aralık dahil. Fransız Birliği, şimdi Kuvayi Milliye Meclisi olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fransız bayrağı dalgalanır orada. Rejide Ankara Gar, bugün gar dediğimiz istasyonda da
Vitol, yüzbaşı Vitol ve Avanesi ordu bu şeyleri var, askerleri 200, 150 veya 200 kayıtların dediğine göre. Bunlar, bunların yerleşim yeri şimdi Cebeci'nin konservatuar da orada köprü var, tren yolu köprüsü. Cebeci ve o tıp fakültesi, bugün tıp fakültesi hastanesinin falan bulunduğu yerlere yerleşik. Aktaş'ın Ankara Hastanesi'nin bulunduğu yerler. İngilizlerin, yani İngiliz o 150 kişilik. Fransızlarınki ise bugün 100. yıl çarşısı, Ankaralıların şehir bahçesi dediği, yani eskilerin Karpiç'in bulunduğu şimdi 100. yılı orada yerleşik. Barakalar var. Orta kısımda da onun için bulunduğu yerde bir bahçe, Ankaralılar oraya park için geliyorlar yani daha önce. Onlar oraya yerleşik. Şimdi bir kısmı Ali Fuat Paşa o bir günlük yolculuktan sonra, yani 27 Aralık'tan tabii çok önce, buraya yürüyerek orduyu, tümeni, kol orduyu yürüterek Ankara'ya ilk öncülerini gönderir. Ulukuşla'dan. Çünkü 20. Kol Ordu'nun ana karargah merkezi Konya Ereğlisi'dir. Fakat o gün için Ulukuşla'ya kaydırılmıştır. Değil mi hocam? Öyledir. Ha, Ulukuşla'ya. Zaten bu hem bizim şeylerimizde de var, kronikalarımız içerisinde. Ulukuşla'ya, Ulukuşla'dan o gelir. Düşünebiliyor musunuz? Ordu, o tümen yürüyerek yaya, çünkü tren imkanları olmamış, para, bir sürü şey var, sorun var. Buraya yürüyerek geliyor ve yerleşiyor. Yerleşince o, zaten o şeylerin bir kısmı o sırada gidiyor, İngilizler terk ediyor şeyleri. Bunlar güya Trakya'da, Trakya'nın ve İstanbul'un Balıkesir, çünkü çeşitli şeyler var, buralardaki alınması için, buralara destek için buraları gönderiyorum. Bir kısım çok az bir reji idaresinde, bu Vitol, biraz sonra geleceğiz, bu da zaten defolup gidiyor daha sonra. Fransızlar 3. gün, 4. gün o bayrak iniyor, Atatürk geldikten sonra Seymenler ve Ankaralılar o bayrağı oradan indirtmişler zaten. Şimdi göreceğiz o muhteşem gelişi, hep birlikte yaşayacağız. Durum bu. Bu arada Ankara valisi kimiydi? Ankara valisi var. Bu Refik Cevat Olunay'ın babası Muhittin Paşa. Muhittin Paşa'dan önce de var. Muhittin Paşa Sivas Kongresi'ndeyken, Sivas Kongresi sırasında bu Ahmet Anzavur ve adamları, zaten o Balıkesir ve o şey hatlarında onlar artık o şeye o hükümet tarafında olan kısım için, yani padişahla ve İngilizlerle olan, yani padişahtan ziyade bu İngilizlerin işbirlikçileri hep, bu Anzavur oraya gidiyor. Onlar buradan defolup gittiler. Ankara Müdafaa-i Hukuk Reisi Sivas Kongresi'ndeyken, daha Erzurum sırasında, Ankara'da Azmi Milli Cemiyeti kurulmuştu. İlk Azmi Milli Cemiyeti. Müdafaa-i Hukuk çok başlı başına bir çalışma konusu. Çok ayrı anlatılması. Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na. Yani Kuvayi Milliye'den Müdafaa-i Hukuk'a, Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na ayrı bir şey Müdafaa-i Hukuk. Müdafaa-i Hukuk'tan karşısında da işte bu İhtilaf Cemiyeti. Bu Anzavur ve Muhittin Paşa'nın olduğu. Bu Muhittin Paşa Ankara ve çevresinde milli mücadeleye destek olunmaması için gayretler içerisinde. Muhittin Paşa'yı Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tayken Ali Fuat Cebesoy'a bildirir, bunu tutuklayın diye. O alt detayları da geçiyorum.
Ankaralılar, şimdi bu Hamitli Rıza'yı size bahsedeceğim. Bu 1926 yılında idam edildi. İdama giderken ipi kendi boğazına geçirip ayağını tekmeyle sehpaya vuran adam, bir yanlışlık sonucu bu şey oluyor. Bu 25'te Şeyh Said adamları, 25'teki onun Kırşehir şey hattındaki harasından at aldılar diye bir şikayet var. Daha doğrusu onların da kuvacı olan iki adamı güya bir köyü basıyor. Köyden bir şeyler topluyor. Bunlar bu şikayet üzerine, yani şeyin 26'nın Kemeraltı olayıyla falan bir ilgisi yok. Şeyin Hamitli Rıza'nın. O bu Şeyh Said ayaklanmasına, daha sonra gelecek Şeyh Said ayaklanmasına şeyinden, ahırlarından güya şey vermiş, at vermiş, böyle bir şikayet. Bu Muhittin Paşa'yı Elma Dağı'yla bir teftiş nedeniyle çıkmış, Ankara'dan ayrılmış olduğu Muhittin Paşa, Hamitli Rıza Bey, Keskinli, Kırşehirli Hamitli Rıza Bey, kılıçlar belinde tutukluyor, yakalıyor, dağa kaldırdı. Bu Elma Dağı'yla şey arasında, bu Kırıkkale arasında Kılıçlarbeli, oradan malum Atatürk'e, Sivas'a gönderdi. Atatürk'ün yanında tevbe etti, durumu anladı. Direkt bu var zaten, pişmanlığını ve tevbesini sundu. O da orada İstanbul'a postaladı. Şimdi onun üzerine Ankara vali muavinliğine Yahya Galip Bey, Yahya Galip Kargı, Ankaralıların Hakan dedi. O defteri Hakani'den dolayı bir miktar, bir de adet olarak seçtikleri kişinin şey Hakan diyorlar. Onun için Atatürk de hoşuna gitmiş, sevmiş Hakan. Hakan. Durum bu. Bir de Atatürk'ün, Atatürk Ankara'ya gelmeden evvel, burayı da hemen söylememiz lazım, Rıfat Börekçi Hoca, Rıfat Börekçi Hoca ile birlikte Aktarzade şey, bir telgraf var, telgraf durumu. Hoca Atıf, Atıf Hoca, biz sizin, Atıf Hoca, padişahınızı da hükümetinizi de tanımıyoruz diye Ankara telgrafhanesinden şeye, Damat Ferit'e meydan okuyan adam. Bunlar. Biz padişahı da hükümetini de, sadrazam karşıda ya, halkla görüşmez diyor. Halkla görüşmez padişah. Biz halkla görüşmeyen padişahı da hükümeti de tanımıyoruz diyor. Bu Rıfat Börekçi, sonra idam hakkında idam çıkan, Atatürk'le birlikte o Halide Tıpanım, işte Adnan Beyler, onlar, Ali Fuat Cebesoylar, Mayıs ayında, 1920'nin Mayıs ayında idam çıkanlar. Dolayısıyla ikinci bir vali gelecek buraya, o valiyi de Ziya Bey. Şimdi Muhittin Paşa'dan sonra Baba Ali, İstanbul hükümeti ikinci bir şey gönderiyor, vali. Bu Ziya Bey isminde garip bir adam. Ziya Bey Eskişehir'e geldiği zaman Rıfat Börekçi bunu sokmuyor. İşte o bizim Börekçizade Rıfat Efendi Hazretleri, gelme, giremezsin buraya, gelme. Sokmadı onu, o Ziya Bey'i. Dolayısıyla Yahya Galip Kargı Bey'in kendiliğinden Ankara vali muavinliği, valiliği devam etmiş oldu. Bu hususu da belirtmek istedim. Atatürk Ankara'ya gelmeden evvel bir gün önce gazete çıkar. Atatürk aslında 26'sında Cuma günü öyle ayarlanmış. Cuma günü gelecek.
Dolayısıyla kutlu gün. Fakat o şeyde uzayınca Beynam'da da araba batıp o gecede 26'sında Beynam köyünde kalınca dolayısıyla 27'sine sarkıyor. 27'si 27 Aralık 1919 Cumartesi günü. Atatürk'ün o günü, geldiği gün. Şimdi o gün Ulucanlar'da Sarı Ahmet'in kahvesinde Seymenler toplanır, Seymen alayı düzülür. Tabii daha önceden hazırlıkları Ali Fuat Paşa, Rıfat Börekçi bütün ilçelere gönderir. Bu ilçelerden, yakın köylerinden Ankara dolar. Şimdi Ankara'nın o gün için nüfusu 25 bin civarında. Şimdi biraz sonra göreceğimiz Seymen alayının karşılanışı sırasında ki benim Pazar köyündeki dedem ve amcalar da gelmiş bulunmuşlar o Seymen alayının içinde o Keklik Pınarı'ndan getirirken o kadar duygulu ki kendimi yani bir tarafı bırakayım da diyorum bir taraftan geçeyim. Sarı Ahmet'in kahvesinde gelenek itibariyle toplanıyor. Hacı Bayram Camii'nde Kayyum Dede dua okuyup bir sancakta oraya dikiliyor. Diğer bir sancak şeye dikiliyor, namazgah. Şimdi Türk Ocağı'nın, Sadi abinin de orada hep ayak izlerinin olduğu yer, yıllarca orada görev yaptı. Orası Seymenlerin buluşma yeri. Namazgah Tepe, Cuma günleri de Ankara'nın açıkta bir istiklal namazı. Çünkü Cuma namazı çok ve açıkta, gündüz namazı olduğu halde bayram namazı gibi cehri, İmam Cehri okur. Halbuki şeyde gizlidir, hafi, gündüz namazları gizli okunur. Orada biz buradayız der gibidir o. Zaten Hicret-i Nebevi'de de Cuma'nın hicrette farz olmasının sebebi o. Fahri Kainat Efendimiz Medine'de, Mekke'de sıkışık bir halde. Orada zaten açıktan hicret vaki olduğu an o şimdiki Cuma Mescidi'nin olduğu yer işte Kuba köyüne geldiği zaman orada da Cuma ayeti indiği zaman Cuma namazını o Cuma Mescidi'nin olduğu yerde. Dolayısıyla hicrette hür bir zamanda. Seymenler burada 3000 atlı 700 yayan şeklinde toplanıyor. Fakat bu toplanış sırasında sadece bundan ibaret değil. Genellikle hep böyle yapıyor. 30 bin 40 binin üstünde, çünkü bu var metinlerde, o günkü yaşayanlarda da, çünkü o günkü yaşayanlar bizlere anlattılar bunları. 30, bu niye böyle hep 3000 atlı 700 yaya? Bunlar Seymen ve tören, karşıcı heyet. Yani istikbal heyetini karşılayanlar. Peki nerelerde bulunuyor bunlar? Ankara'nın sivil, bugünkü Ulus Meydanı'nın bulunduğu yerler, Kanlı Gölü geçince orada namazgahta, seyran bağlarının bulunduğu yerde, yukarı Ayrancı'nın bulunduğu yerlerde, Tapu Kadastro'nun sağ tarafında Harp Okulu'nun bulunduğu yerden yukarıya doğru bir Ahlatlı Belsa'da o kısım daha çok Ankara'nın içinde yerleşik. Çünkü o günkü şeye göre 40 Ankara'nın nüfusu 25 bin zaten. 25 bin çatınızın şeyde. Fakat o gün için 40 bin. Ali Fuat Cebesoy da söylüyor hatıralarında. Hem yani o gün için orayı görenler, yaşayanlar da biliyor. Şimdi öğleden sonra saat 2 suları. Şimdi 3 bölük halinde Seymen alayına geliyoruz. 3 bölük halinde birinci duruş Namazgah Tepe'nin hemen altında şimdiki radyo evinin Türk Tayyare Kurumu'nun bulunduğu yerde bir bölük. Öbür bölük Kanlı Gölü'nün sağında 19 Mayıs Stadyumu'nun
sağ taraftan Ankara'dan giderken bulunduğu yerde, oradaki kapının bulunduğu yerde. Güveşli İbrahim, Güveşli İbrahim'in göğsündeki Kur'an-ı Kerim ve Atatürk'ün öptüğü yer orası. Rıfat Börekçi, ulema üdeba kısmı şeyde, Türk Ocağı'nın altındaki o namazgah tepenin altında. Tabi sağlı sollu bütün Ankara halkı, çevreden gelenler, bunları hep Ali Fuat Cebesoy gelmelerini sağlayarak, herkesi haberdar ederek burada bir ververe görkemli bir şey var. Biraz sonra zaten göreceğiz hemen. Şimdi buradan Hacı Bayram'dan Seymen kalkar. Bir vuruş, bir kurban kesilir. İkinci kurban şeydedir. Atatürk gelirken daha sonra hem Kekdekpınarı'nda Kızıl Yokuş'ta kesilecek. Fakat ilk kalkışta Seymen kurban kesilmeden kalkmaz. Hacı Bayram'da kurban kesiliyor. Seymen alayı kalkıyor. Bir yürüyüş, bir çıkış. Şeye geldiğinde Seymen vurmaya başlıyor. O gün şeye göre 50 çift zurna, 50 zurna ve 100 davul vaziyetinde. Bu bir Oğuz geleneği. Bu gelenek Ankara Milli Hafızası'nda bunu şey yapıyor. Kızılca gönderiliyor buna. Şimdi Atatürk Beynam'dan artık çıkmış Gölbaşı'na doğru geliyor. Öğleye doğru geldik. Öğle kısmına. Atlılar, öncü birlikler Kekdekpınarı'nın bulunduğu yere ilk karşıcık kısım alıp getirecek olan. Bir de Kekdekpınarı'ndan aşağıya doğru orana Kepekli Boğazı'na. Kepekli Boğazı sağ taraf Ahlatlı Ber bulundu. Şimdi oraya bir büst ve şey yapılmış hocam. Heykeller dikilmiş. Tam orası ilk öncü grubun alıp Kekdekpınarı'na getirdiği yerde. Oradan alıyor Kızıl Yokuş'a çıkartıyorlar. Şimdi Yahya Galip Bey ile Ali Fuat Cebesoy Eski Çeşme'nin yani şimdi Kekdekpınarı'nın bulunduğu yerden önce çıkıyorlar Atatürk'ün yanına geliyorlar. Atatürk'ün bulunduğu yere Gölbaşı'dan çıkmış Kepekli Boğazı'na doğru geliyor. Yani işte o TRT'nin önümüzü TRT'ye dönünce sağ taraftan çıkacak oraya yukarıya doğru geliyor. O kısım Kepekli Boğazı. Oraya Yahya Galip Kargı Bey ile Ali Fuat Cebesoy'u arabaya alıyor Atatürk. Devam ediyorlar. İlk karşıcı grup Seymenlerin o ön kısımdan alıyor. Kekdekpınarı'na çıkartıyor. Şimdi herkes bekleyiş içinde. Çünkü güney yakası olduğu için tepenin Kızıl Yokuş'un biraz meyil tarafından olan kısımlar göremiyor. Nereden? Bir sessizlik. Öyle bir sessizlik ki böyle keklikler kanadını vursa yani çırpınacak. Sanki gökyüzünde o sırada Zümrüt-ü Anka geliyor da küllerinden yeniden doğacak. O küller var ya Zümrüt-ü Anka, Ankara'da 27 Aralık 1919'da küllerinden yeniden doğdu. Bu devlet, devlet, devlet diye diye. O sanki gökkuşağı, o gökkuşağı, o sarı, yeşil, o kırmızı renkler, o böyle şeyin kanatlarında. Ama onu o gözler görüyor. Sanki bir dokunup bir gidiyor. Saate bakarlar. Saat 3'e 3 civarı, çünkü 3'e 10 kala aşağı iniyor. 3 civarı Atatürk tam 3'e 10 kala Ankara'da. 3'ü 10 geçe. İşaret verir vermez geliyor, geliyor aman efendim. O an var ya, o an nasıl bir an.
Geliyor diyor. Geliyor. Kongur Paşa geliyor. Ankaralılar kongreye kongre diyemediği için Kongur diyorlar. Kongur Paşa geliyor. Kongur Paşa vur diyor. O arada bir velvele ki yer ve gök sarsılıyor. O Bilge Kağan'ın o ey Türk Oğuz beyleri budun, işitin. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir? İşte o an bozulmadı. O bozulmuyor. Bozmamak üzere gelen bozulmuyor zaten. Bozan da yok, bozmak için saldırdı bize mütecavizler. Bir gök gürültüsü, yer gök sarsılmıyor. Seymen, o Seymen alayı vurunca Atatürk o sırada size şey de gösterecektim de. Konuşurken de şey yapayım. Atatürk tam Keklikpınarı'nın bugünkü çeşme. Lütfen arada ben bunaldığım zaman çok zaman şimdi söyleyeceğim yerlere hep gitmişimdir. Birisi kabristan. Hepimizin burada annesi, babası, eşi, evladı, kardeşi, onlar varsa birisi mezarlıktır. Birisi de bu Ankara'nın belli yerleri var. O Keklik Pınarı'na gidin. Şimdi suyu akmıyor herhalde. Akıyor mu? Su akmıyor. Ya, hocam akmıyor. Sen akmıyor değil mi? Akmıyor. Orada bir yazılar yapmış. Ben oraya oturdum ağladım. Tuttum bu su dedim. O bir 2-3 yıl evvelki törenin o resmi kısmında sivil olarak ben de oturdum ağladım orada. O su şırıl şırıl, o Seymenler, o Seymen davulu, Seymen zeybe. Şimdi onu şey yapıyordum size bir miktar onun şeyli mikrofondan konuşurken de şey yapacağım. Böyle vurunca ne 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 vurdukça böyle o şamanların bir sağa bir sola sanki ayağı yerden kalkıyor gibi. O sanmayın onlar alalade bir davulcu değil. O şeyler arka göğe zıplıyor, iki ayağını birden yerden kesiyor. Şaman son sekir halindeyken sanki göğe uçuyorum. Gök, o Bilge Kağan Hazretleri'nin o üstte mavi gök, altta yağız yer. Sanki yer kabarmış, kabarmış, kabarmış. Biraz daha kabarıyor böyle. Şeyde karnını yere şey yapmış. O büyük ataç, anaç gök. O karnı şişiyor, şişiyor. Böyle geliyor. Yerle gök birleşmiş sanki. O arada bir çığlık, bir velvele. Yer gök bir sevinç halinde. Atatürk bu hadiseyi görünce bu yüksek coşkuyu arabasından iner yaklaşır. Niçin zahmet buyurdunuz buralara kadar? Biz vatan uğrunda ölmeye geldik paşam. Sözünüzde sabit misiniz diyor. Gök girsin kızıl çıksın. Yani evet paşam and olsun. Söz and olsun bizim kayıtlarda. Bu işte Türklerin meşhur kılıcı çekmediyse iki okul yayı birbirine vurup gök girsin kızıl çıksın. Yani kılıç göğsüme girsin kırmızı çıksın. Yani mavi kılıç, yeşil oksitlenmiş o kılıç vuruyum hançer kızıl çıksın. Yani kanın çıksın, ölüyüm. Asla. And olsun diyor. Var olun yiğitler diyor. O tekrar işaret. Çünkü o sırada suskunluk var. Aşağıdan aşağıya doğru o son Türk Hakanı'nı indirmeye başlıyorlar. Şeye geldiğinde şu anda Genelkurmay var. Hızlı geçiyorum buraları da. Saat 8:20 geçiyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geldiğinde Salomon hocam. Orada tek bir var. Reji idaresinden bu pek konuşulmuyor. Evet. Bunu da çünkü burası bir belgesel bir yer. Milli Düşünce Merkezi'nin şeyinden de bir kaynak olsun. Yani herkes şey, bu Salomon Bey'in olduğu bir şey var. Bağevi, konak. Bu reji idaresinden gayrimüslimlerden Salomon Ankaralı.
onun bulunduğu yere vuruyor. Şimdi onun olduğu yer Genelkurmay Başkanlığı'nın şimdi eski bir Ankara taşı vardı, mermer. Ankaralılar Mustafa Kemal Atatürk'ü ve temsil heyetini burada, yani o safhanın bu kısmında karşıladı diye dört köşeydi. Çok güzeldi. Enineydi. Bilir arkadaşlar, görenler. Şimdi bir tuhaf bir şey yapmışlar. O sözleri oraya yazmışlar ama o taş nerededir bilemiyorum. Onu ben soracağım peşine Büyükşehir Belediyesi'yle. Çünkü oyma o gün için yapılmış. Oradan alıyorlar. Tekrar Atatürk o üçüncü bölükte. O sırada söylemem lazım. Bir vefa borcum. Birim Hanım demin dedi ki, aman canım dedi, bize niye Amazon diyorsun? Hanım kızımız gelince dedim, burada Amazon. Bizim Bacı Yağını Rum'dur onlar. Bacı Yağını Rum dediğimiz Türk anaları. Hocam üstadı burada, Profesör İlhami Durmuş hocam üzerinde inşallah temenni ediyoruz. Amazonlar üzerine daha çok çalışıyor. Birçok şeyi Kurt'u da bitirmişti ama burada söyleyelim, Abdülhalif Çay Hoca'ya çok ile birlikte onun önce çıksın diye bir hazırlığını geç bıraktı. Hem Kurt için bir kitap, Gök Kurt, Ulaşıcı Kurt, Kutsal Kurt, Erdirici Kurt, Bahtlı Kurt diye. Çünkü bizim rüyalarımızda büyük annelerimiz kurt görünce kut gelir evlat diye. Canavar hariç, o canavar deriz biz şeye, dışarıdakine. O Gök Kurt, rüyada kurt görmek uğurdur, kuttur. Bu Karaşar bacıları, tam miktarını bilemiyoruz. Bizim böyle 30'un üzerinde, 30-60 civarında çapraz fişekli Karaşar bacıları. Bunlar Türk Amazonları. Enver Behnen Şapolyo da, hoca da şey yapıyor, bunlara bu tabiri kullanıyor yani. Türk Amazonu. Savaşçı, bunlar bizim Bacı Yağını Rum. Yani ninelerimizde de Nene Hatun. Efendim? Bağcıyan. Evet. Bağcıyanlarımız. Savaşçı kadın. Yani Nene Hatun. Yani satı kadın. Yani o bilgi, hani bilmiyorum da. Yani Seher. Yani Fatma Bacı. Kara Fatma. Seher Bacı. Hatice Bacı. O kundakta. O çocuğu. Şerife Bacı. Kastamonu'da Şerife Bacı. Onları da andık. Nur içinde yatsın. Onlar da, Atatürk onları görünce çapraz bir şekli. Martinler de var. Martinler yanında. Atların üstünde o Karaşar bacıları. Aman ya Rabbi. Atatürk orada zaten hem bu mukaddes savaşın o kazanılacağının zaten o insiyaki olarak var onda o. O sevki tabi, sevki ilahi olarak var. Orada da zaten o kararı kılıyor. Daha sonra hükümet konağına şeye geldiğinde tayyare kurumunun, namazgahın altı, tayyare kurumunun oraya geldiğinde Rıfat Börekçi, Kütükçüzade Ali Efendi, belediye başkanı, Ankara Şehremini belediye başkanı. Ondan önce Hacı Bey varmıştı. Hacı Bey'den sonra milli mücadele, o 1919'un son kısmından itibaren, 20'de itibaren zaten Kütükçüzade Ali Efendi. Şimdi Karargah Tepe'de, Ergenekon Tepe'de, oraya Karargah Meteoroloji binasının olduğu yerin olduğu cadde Kütükçü Ali. Keçiören'e gidenler varsa çocuklarına da sor. Neymiş bu Kütükçü Ali Caddesi? İşte o meşhur Kütükçüzade Ali, Ankara Şehremini. Daha sonra Kasaboğlu Köşkü'nü, direksiyon binasından Atatürk'ü, Kasaboğlu Köşkü'nü Burguzade Tevfik Efendi'nin Mehmet alarak belediyede, daha sonra orayı kendine alarak, daha sonra da Atatürk'e hediye ederek devlete, yani devletin, devlet başkanlığına, o şeydeki Çankaya'daki şimdi müze olan köşk,
ahşap köşk, o soldaki daha sonra köşk. Yani o köşkü de bu şekilde anmış olduk. Namazgahın orada Börekçizade'li Fat Efendi Hazretleri. O önüne şey yapar, kademler getirdiniz, cümle bu. Hoş geldiniz, kademler getirdiniz. De. Orada da Atatürk tekrar orada iner, onlarla musafahada bulunur. O arada Atatürk'ü Kanlı Göl'ün solundan direkt gitmez de şimdi bulunduğunuz yerini gözünüz önüne getirin. Türk Hava Kolumu'nun oradan dümdüz gitmesi yani itfa Hergelen Meydanı'ndan yani Hergelen Meydanı Opera Meydanı'ndan Hergele Meydanı'ndan dümdüz gitmesi gerekirken istasyon tarafına şey yapıyor. Bu bir gövde gösterisi. Çünkü orada Vitol, o yüzbaşı Vitol, reji idaresinin İngilizler var orada. Gövde gösterisi için. Tekrar Seymen oradan bir kalkış. O Seymenler ki o hepsini rahmetle anıyoruz. O Güveçli İbrahim, Seymenbaşı, Kasap Yaşar, Çelik İbrahim, meşhur Genç Osman, Yağcıoğlu Fehmi Efe, Nalbant Osman, Havapakka, unutmayalım. Onlar böyle bir orti, Hüsnüoğlu Bahri, Bahri Çavuş. Biraz sonra o Bahri Çavuş, Hüday Dayı, Fehmi Efe, Kasap Yaşar. Sen ne diyorum, Nalbant Osman da şey yapmış, o dörtlü oynadı. Hüday Dayı Ankara'nın milli marşı biraz sonra size onu da Atatürk'e. Bu Atatürk'ü oradan geçiriyorlar. O sırada şey fotoğraf çekiyor. Vitol'un bir yardımcısı. Vitol orada artık geri çekiliyor. Garın içine. Atatürk oradan tekrar hükümet konağına gelmeden şeyde 19 Mayıs Stadyumu'nun şimdi giriş kısmında yani Ankara Garı'na giderken orada Güveçli İbrahim Ağa meşhur Enver Behna Şapolyo bunun sahibi yazarı benim de bir yıl bize hocalık yaptı daha sonra gidip geliyordu Sadi abi Enver Behna Şapolyo'yu çok seviyor. Onun için de hatta bir yazı yazdı. Enver Behman Şapolyo'yla, Diyaba'yla ilgili. O bizim hocamız daha sonra, o Enver Behman, meşhur tarihçi. Enver Behman Şapolyo Turizm Ticaret Yüksekokulu'nun, Türk Ocağı'nın altındaki oranın inkılap tarihi oldu. Zaman zaman gelirdi bizim okula. Böyle anma günlerinde biz Enver Behman Şapolyo'yu daha çok bu şeyde Atsız Bey'in kardeşi Necdet Sancar bizim hocamızdı. Allah rahmet etsin. Göktürk Mehmet Uytun'u andı. Onların Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun şeyini o sırada bizlere de ilk şey yapanlar Necdet Sancar hocadan Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun o Malazgirt şiirini ilk kayıttan okuyanlardan birisi de benim 71 yılı 2014'teyiz. Göktürk Mehmet Uytun'la Necdet Sancar Hoca da bir baktım bir okuyuşta şiirde müthiş bir şey var. O hani diyor ya önde yalın kılıç Türkmen başbu biraz evvel girdik arkasında uzun 50.000 tuğ andırır Altay'dan kopan bir çığ budur peygamberin öldüğü Türkler zaten oradan sonra son ben vaktinizi almayın diye şiir çok nefis güzel ezber edebilirim zaten o yiğitler kan döker bayrak solmaya Anadolu başlar vatan olmaya kızıl elmaya hey kızıl elmaya en güzel marşını vurmada mehter ya Allah bismillah Allahu Ekber müthiş bir şey.
O an Seymen Alayı'nın anı o anmıştı. Öyle bir velvele. Onun için diyorum, ne kadar mukaddes bir şehirde yaşıyoruz. Ayağımız çiğneyip geçiyoruz. Böyle bak oralardan dediğim yeri bir daha fırsat olmaz. Allah ömür verir mi? Konuşma fırsatı olur mu? O yerleri kim anlatacak? Kim söyleyecek? Bak hepimizin orada şey, çocuğumuzu uğurladık. Yavrumuzun gözünden öptük. Eşimizi, kimi yakınlarını kaybetti. Anasını bak. Oralardan geçtik biz hep. O 19 Mayıs'ın oralar buralar hep şimdi biz yaşıyoruz. Hep şeyde hocam da dua etsin. Kilis köprüsünün orada. Şeyde Atatürk'ün kaburgası kırılınca oralara bir anlatsam ağlarız onu. Kaburgası kırılınca dua şeyde şehit Sakarya'da işte hocanın yukarıya gidince sol tarafta memleket hastanesi. Ben gittim ziyaret ettim orayı. Memleket, tıp fakültesinin içinde, ikinci katta gidin, şimdi bir plaket koymuşlar, o Fatma Bacı diye olan Kara Fatma, artık hangi Fatma, Fatma, orada hem şehirelik yapmış. Atatürk'ü, o Min Kemal Öke, kabur, çünkü şeyin en dramatik, 22 gün 22 gece sürüyor. Namazgahta bizim büyüklerimiz tazarruh halinde, Ya Rab muzaffer eyle, Ya Rab muzaffer eyle. Babam anlatıyor, 26, 1910 doğumluydu babam, Kurt Boğazı'nın oraya ses geliyor Ankara'nın içinde. Bum, 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 gece, gündüz, o 22 gün o Sakarya'da, o bizim Rum sındığını yaptığımız yer, o bir grup, bizim 3 sındığımız var, 4 sındığımız. Birisi Çin sındığı, Talas, 751. İkinci Rum sındığı, Malazgirt, 1071. İkincisi, Sırp sındığı, üçüncüsü Karamukbeli. Hocam üstünde de şey, Mirya Kefalon, bin baş, bin ceset, bin baş. 40 baş da o Mirya'yı bin kafa. Ha, bin kafa Mirya, 40 baş ayrı. Düşüncesinde 40 en büyük rakam da ha yok, bin baş. İşte o Mirya, biz demiyoruz efendim, onlar diyor. O kılıç aslan, hani diyor ya, kılıç aslan gibi iclalini ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhumla beraber gezer eşrabadın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın ey halk. Seni almaz bu ufuklar, sana gelmez bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana hak uşunu açmış duruyor peygamber. Aman ya Rabbi, nur içinde yatsın hepsi. Atatürk'ü Atatürk'ü son Türk hakanını bugünkü meclisin önüne alırlar. İşte orada Rıfat şeyi Güveçli İbrahim Ağa. Bu güveç, öveçlere güveç diye tabir ediliyor o gün. Şuranın hemen öveçler, Sokullu şeyden olduğu yere öveçli olduğu için bu Ömer Behnan Şapolyo rahatsız olduğu bir anda 35'e doğru diyor, 32'lerde ziyaret etmiş Saman Pazarı'ndaki evinde. Şeyi o hatıralarını orada anlatıyor, o günkü heyecanı çok rahatsızmıştı. Güveçli İbrahim işte orada hepsini anda Kasap Yaşar. 1900 bu Kasap Yaşar çok meşhur bir şey, dev gibi fötörde, daha sonra şapka kandan sonra direkt şapkayı giymiş. Bu Karakusunlar köyü, ben bu Levent var onun torunu, Levent ha. Atatürk özel bunu da bir bilgi olarak, Kasap Yaşar'ı 1935'te vefat, 35 zannediyorum, 35'te vefat etmiş özel kanunla. Şimdi buradaki bir hususiyet var, ne bu? Karakusunlar köyüne götürmüş, kabri oradaymış. Niçin oradan Atatürk izini? Atatürk mezarların bile burada bulunmasını istiyormuş. Çocukları burada olsun ki nüfus burada çoğalsın. Köye dedesini gömersek buralardan giderler. Buralar azalır. Heh, bu, yasaklamışlar.
burada vefat ettiyse buraya gömecek. Yani neresiyse mezarlıklar, ondan sonra işte o gün için namazgahın olduğu yerler, şeyler. Zaten şey kısım Ermeni, Türk Ocağı'nın. Maşatlık o taraf. Maşatlık o kısımlar. Evet, şeyler. Onu da iyi oldu, şey yaptık çok şeyi. Atatürk'ü şeye, Hacı Bayram'a, Hacı Bayram'a, Çeçen Hocam, bu değişik bir şey. Bunu bir şey yapmamız lazımdı. Hem de senin ruhun, gönül, birlikte ağlayalım, birlikte çığıralım diye. Hacı Bayram'a getirirler daha sonra. Önce şöyle efendim, Hacı Bayram'a gelmeden evvel şimdiki Kızılbey Vergi Dairesi'nin bulunduğu yerde Vergi Dairesi'nin bulunduğu yerde 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un, ben bunu şey kısmında da yazdım zaten, Kızılbey Vergi Dairesi'nin olduğu yer, Ziraat Bankası'nın türbenin olduğu yer değil. Değil. Çankırı Caddesi'nde. Burada postanenin arkası oluyor. Yani o gün işte meşhur şeyin, telgraf, börekçi Rıfat'ın, Attarzade'nin, o telgrafhane yok şimdi, battı. Hükümet konağına önümüzü dönünce Ankara valinin sol taraf, o zaman bu meşhur işte dillere destan o meşhur telgraf ve İstanbul'a meydan ok, Rıfat Börekçi'nin o Maturidi, o Hanefi, İslam aliminin meydan okuyuşu. Oradan Ankaralıların, biz İngilizlerle işbirliği yapan hükümeti de, onun padişahı da tanımıyoruz diye. Hızla geçelim şeyi. Hacı Bayram'a Rıfat Börekçi ile oradan aldıktan sonra Ankara Garı'nın önünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şimdi bulunduğu yere getirirler. Bulunduğu yerden de Kızılbey Vergi'de Ali Fuat Cebesoy'un karargah bina. Çünkü ordunun bir kısmı, idari kısım Sarıkışla'da. Sarıkışla'da bugün İller Bankası'nın bulunduğu yerin biraz karşı tarafı. Mevki Hastanesi falan olduğu yerler oranın müştemilatında. Yani zamana kadar oraya Sarıkışla derler. Bizim küçüklüğümüzde Etli'ye giderken sağ tarafında da Kadana atlarının şeylerinin, Ankara'daki çöpçülerin, varilleri taktığı atların doluşma yeriydi. Hacı Bayram Camisi'nden sonra Atatürk Meteoroloji Binası'nın bulunduğu yer şimdi Ziraat Mektebi. 3 yıldır Ertan abi, ben şeylerini 3 sene de boşmuştu orası. Vilayet binasına geliyorlar. Vilayet binasına geliyor. Oraya çıkmak için ben. Vilayet binasına. Yani şeyden Ali Fuat Cebesoy'un, Kızılbey, bu meşhur Kızılbey'i de bir nebze söylemem gerekir. O Kızılbey'in bulunduğu yerden şeye, hükümet konağına, ben oraya hızlı geçmek için. Daha sonra orada Seymenler tekrar başlıyor oyuna, naraya, kılıç ve tekepalarıyla tekrar Atatürk oradan pencereden artık istirahat buyurun diye, yani bu mealde teşekkür ediyor. Orada bir nutku da var tekrar Ankaralılara ve Seymenlere. Daha sonra Atatürk'ü alıp şeye, Karargah Tepe'ye, yani Ergenekon şeyinin üstüne, Ziraat Mektebi'ne bırakıyorlar. Üst katı Ziraat Mektebi'nin, üst katı Atatürk'ün ve arkadaşlarının dinlenme yeri, yatma yeri. Daha sonra direksiyon binasını, burayı da şey yapalım, Fikriye Hanım'ın da gelip bulunduğu zamanki kısım, daha sonra orası direksiyon binasını, o üç katlı, orayı da mümkün mertebe ziyaret edin, ben de bazen gidiyorum. O direksiyon binasına, daha sonra meşhur şimdiki bulunduğu Kasaboğlu Köşkü'nün, Bulgurluzade Tevfik Efendi'nin alıp Türk Belediye'nin de orayı üstüne alarak Atatürk'e ve devletin Beytülmalı'na bıraktıkları Çankaya Köşkü. Ve bu suretle Milli Mücadele'nin 27 Aralık 1919'da Seymenlerin alıp geliş
kısmı bu şekilde. Bu arada bir iki nokta var. Rıfai dervişleri de var. Burada dört tane tarikat var. Bunların hepsi devletçi. Hepsi devletten yana. Rufai, Bayrami, Kadiri, Nakşi, bir de Sadi. Sadi tarikatının bu Bayramiler, bizim Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin malum. Bu Şemseddin Efendi de var orada. Bu o ahfadından gelen. Fuat Bayramoğlu da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış olan Fuat Bayramoğlu da Hacı Bayram Veli'nin ahvadından. Hacı Bayram Veli de malum Sadi abinin ceddi olan Somuncu Baba Hamidi Veli Hamidi Aksaray'ı. Onun şey, bunlar da devlet ebed müddet Kızıl Elma mürşitleri bunlar. Kızıl Elma'nın günümüzde zaten Zümrüt-i Anka'yı ve İstiklal İstiklal'in Zümrüt-i Anka'sı, İstiklal'in merkezi Kızıl Elması Ankara diye. Bu zaten söylemiştin. Bu konunun başlığını da Sadi abi belirlemişti. Ona da o aklımıza getirdi. O ismini koydu. Böyle olsun diye. Ve bu şekilde şeyi tamamlamış oldu. Şimdi size bir şey nebze şunu Atatürk'ün önünde bunu 1932'de de bunu oynamışlar. Bahri Çavuş, Yağcıoğlu FMF, Çelik Efe. Çünkü Koç bize dedi ki Koç Çelik Efe'nin yeğeni Mustafa Koç. İyi sağlığı iyi değil mi? Durumunu biliyor musun? Bu da Seymen. Ertan abi gibi Seymenlerden. Şu Atatürk bunu Hüdayda'yı şey yapınca Hüdayda'da bir sahne vardır. Şimdi hocam da burada. Hocam ok şeyi Hüdayda'nın birinci atışında sola şey yapın. Tamam kalkıyor. Dursana ya. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi sola. Sola vur buradan ata. Ok atma ok. Şimdi bazı şeyler batırtır Ankara bunların bundan ilk. Ok. İskitlerin bunların Göktürklerin ok atışı. İkinci ok atışı böyle. Onun için önce sola sonra sağa. Değil mi hocam? Ya önce sağa değil. Önce sola sonra sağa. İnşallah başka zaman şey. Şöyle de bir şey var. Onu söylemem lazım. Burada bir Ergenekon bayramı var. Kısaca ona da şey yaparım. Ankara'da Nevruz Mevruz falan diye bir şey yoktur. Bunun adı Yeni Gün Ergenekon bayramı. Ve bu adla bizim kayıtlarımızda hemşeref Erdoğdu da söylüyor. Ya bizim büyükler Nevruz falan anla. Benim babam yok. Biz bilmeyiz. Yani Ankara, Oğuzlar bu şeyden anlamaz yani. Nevruz falan. 1922 yılı tarih çünkü burada kayda geçiyor. Kayda belge bu. Bir daha kim söyleyecek? 1922 yılının Sakarya Savaşı bitmiştir. Beyler şey köprünün öbür tarafına attı. Yunan Sakarya'dan Beylik Köprü'nün ağladık oradan. Baktık Pehlivan Hoca'yla. Oraya tepeye çıkınca baktık. Böyle mi vurdun dedik burada. Doğatepe'den. Oradan görüyor sağ taraf kor diyor. Şeyin bahtın talihin bahtını kestiği yer. Türk milletinin bulunduğu yer hep şeyle bir örtüşüyor. İskender'in kör diyorum. Ondan sonra buraya niye şey kısmını söylüyor? Şimdi 1922 yılın büyük taarruzdan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 23 Ağustos'ta başladı. 13 Eylül'de bitti zaferle. Bu 5 ay var daha. Trablus Şeyh Senusi Ankara'dadır. İrşat heyeti içinde. Yani meşhur Ahmet El Senusi. Şimdi iki grup var ya orada. Bir köy ve çöl şeyleri. Bunlar
Ömer Muhtar ve Ömer Seydi ismiyle anılan, filmide çevrilen, bunlar o kısım, o 30'da o Galtier şeyin astığı, idam ettiği şeyin, Benito Mussolini'nin, generalinin Libya'da filmi çevrilen işte. Bu Senussi, Şeyh Senussi, bunun bulunduğu yeri söylemek için bunu arz ediyorum. Ergenekon Bayramı'nı Ankaralılar toplanmıştır orada. Hep bizim büyüklerimiz orada. Çünkü haber de ulaşıyor. Etraf yakın köylere, yakında olanlara. Oraya Ankaralıların dahil içindekiler de. Ora dolu. O günkü resimler var. Ve büyük bir siyah keçe içerisinde sol tarafında Şeyh Senussi var. O Libya Senussi kıyafetleriyle. Atatürk'ün Libya'dayken o Tobruk, Bingazi, oradaki Trablus müdafasında o çektirdiği resim gibi. Burada çarşamba günüdür. 22-21 Mart Nevruz dediğimiz gün, ertesi gün yani 22 Mart 1922 çarşamba günü. Öğle sıralarında tam vakti. Burada Sinsino. Bu Sinsin de bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz bir şey geleneği. Bu Köroğlu'yla Urlu, hani şairin söyler ya, ben ateşle konuşurdum, selle konuşurdum, itille, tunayla, nille konuşurdum. Ateş şeyin bu İstemiha'nın önüne giden elçilerin o ateş şeyinin çaprazının altından geçirilerek, zaten bu Avrupalılar hep cincidir zaten batıl oldukları için şeyden, oradan bunların şeyindeki, kalplerindeki nefret veya hilecilik gitsin diye, değil mi hocam, biraz da öyle şey, çarşıtlık akıl, çarşıt, casuslu kafa gitsin, emin olsunlar veya kötülük duyguları gitsin diye bu geçerek İstemihan nın yanına öyle geliyorlar şeyde. Bu Sinsin'de, o Sinsin Köroğlu, o şeyde de ben size Sinsin'in bir sırf sesini vermek için, onun da hakkı kalmasın diye. Bu Sinsin ayrı bir şeydir, bir güzelliktedir. O çok zarif oynar Sinsin. Maalesef şimdi onu çığırından çarpmışlar. O figürleri şey yapamıyorlar. Şimdi daha sonra o mukaddes savaşın, Atatürk burada artık şeyleri biliyoruz daha sonraki. Bana benimle ilgili kısmın şeyi bu. O şeyden, Alagöz'den, daha birçok anacaklarımız vardı belki. O Alagöz'den o bir kartal gibi kalktı. O Şuhut'tan ak bir şahin gibi. Şuhut'tan. Yani o Alagöz, Sakarya, Şuhut, o milli mücadele. O Şuhut'ta, o Kocatepe'de, o şair söylüyor ya, diyor Kocatepe'den diyor bir sancak gibi, bir kartal gibi bir gidişi vardı Cahit Sıtkı'nın. Kocatepe'den yükselişi, İzmir'e bir sancak gibi girişi diye. Daha sonra işte 9 Eylül'de o iş İzmir'de biter ve bu şeyin safhası böylelikle tamamlanmış olur. Şimdi bana ayrılan süre ve çok açtık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Son cümlelerimle şunu söylemek isterim. Şu temenni ve niyazda bulunuyorum. Hepinize Allah yuvalarınızda, yavrularınızla ve yurdumuzda, bütün milletimizle huzur, esenlik versin. Allah yüce katında Türk adını koyarak milleti Rabbani mertebesinin mazharı kıldığı, Müslümanların Cundullah diyerek methettikleri Allah'ın ordusu ve askeri olan Türk milletini üstte mavi gök, altta yağız yer durdukça ilelebet, azametli, güçlü ve hükümran kılsın. Allah Türkleri yeryüzünde zulmü yok etmek üzere
Zulmiyet yok etmek üzere gök çadır, güneş bayrak diyerek yeryüzüne yaydıkları nizam-ı alem mefkûresini bizlere, cümlemize, evlatlarımıza ve neslimize nasip etsin. Vatanımızı, İslam diyarını ve Milli Düşünce Merkezi'nde bulunan bu insanları ilelebet bahtiyar etsin. Vatanımızı düşmanlardan korusun. Resulullah Efendimiz'e ve bu toprakları bize vatan yapan ceddimize ve ulu önder Atatürk'e rahmet olsun. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ertan Göksun. Evet. 1962 abim mesabesinde Ankara Ticaret Lisesi'nin 59-60 mezunu. 2 yıl biz benden öncesi. Erdemlerin dönemlerinde. 1972 senesinden beri de Ankara Kulübü'nün üyesiyim. Seymenim, Seymenbaşıyım. 6-7 defa da yönetim kurulunda görev aldım. Gönül verdik. Devam ediyoruz. Sağ olsun ağzına sağlık. Güzel bir sunumda bulundu. Ama hakikaten bir milat. Masami Hüt Kansu'nun kitabını çoğunu zannediyorum okumuşsun. Orada hakikaten çok güzel izah ediliyor. O geliş, o şey bin bir sıkıntı ile. Bildiğiniz gibi vilayete geldiğinde Masami Hüt'e ziyarete geliyorlar. Mustafa Kemal'i ziyarete geliyorlar. Heyete. Heyete geldi. Ben onu bir parça şey yapacağım. Heyet ziyarete geliyor hocayla birlikte. Fakat ikram edecek herhangi bir şeyler yok. Hac safhada bir ekonomik sıkıntı var. Bir yerlerden borç bulunuyor. Masar-ı Mülk bunları idare ediyor. Erzurum'daki bir binbaşından aldıkları borçla, Merzifon'daki bilmem nereden aldıkları lastikle yola çıkılıyor. Kolay değil. Ve sorusu şu, enteresan. Kahve içmezsiniz değil mi hocam? O da yok. Yok. Evet. Kahve içmezsiniz değil mi hocam? Derhal anlıyor, dolaşıyor. O günün parasıyla 1000 lira kadar bir para halktan toparlanıyor. Ve bu meseleyle yola çıkılıyor. Karargah Tepe ilk yıllarda benim Seymen olduğum yıllarda gidilirdi, açılırdı. Orada bir oda, şimdi kapattılar oraya. Seymenler falan şey yapmıyor. Gidilirdi. Yani milli mücadelenin hakikaten zor bir dönemi. Zor bir dönemi. Kenetlenmiş bir millet. Etrafında şey yapmış. Mustafa Kemal de buradaki o karşılamadan son derece mütehassıs oluyor. Ve belki de ileriki tarihler için Ankara'nın başkent olmasında da bunun bir hayli rolü oluyor.